Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastaneden aldıklarımızdan farksız, lezzetli mi lezzetli bir çörek tarifi paylaşmak istiyorum. Tahinli çörek, bu tarifi sizin de denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz detaylı olarak yapılışını anlatacağım. Şimdi çok uzatmadan hemen yapılışına geçiyorum. Uygun bir kap içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 3 çay bardağı ılık sütü alarak tel çırpıcı ile karıştıralım. 1 yemek kaşığı kuru maya yerine 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa onunla yapabilirsiniz. Mayamızın aktifleşmesi için üzerine streç film ile kapatarak 10 dakika kadar bekletelim. Aktifleşen mayanın üzerindeki streç filmi alalım. Gördüğünüz gibi mayamız çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi hamurumuz için yoğurma kabına 3 su bardağı unu alalım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, oda sıcaklığındaki 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ ve aktifleştirdiğimiz mayayı ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamur ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olmalı. Ben bu kıvamı elde etmek için 1,5 su bardağı daha un ilavesi yaptım. Yani toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Bu şekilde hem hamuru daha kolay yoğurursunuz hem de kıvamını çok daha kolay ayarlayabilirsiniz. Hamurumuz hazır. Güzelce mayalanması için üzerine streç film ile kapatıp bir örtüyle örterek 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken biz de içerisine kullanacağımız tahinli karışımı hazırlayabiliriz. Bunun için uygun bir kap içerisine aldığımız 1 su bardağı tahinin üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek bir kaşık yardımı ile iyice karıştıralım. İsteğe bağlı olarak şeker miktarını biraz daha artırabilir veya azaltabilirsiniz. Benim için 1 su bardağı şeker yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi hamurumuz da çok güzel bir şekilde kabardı. Hamuru birkaç kez yoğurarak havasını alalım. Öncelikle fırın tepsimize pişirme kağıdını yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde hem çöreklerin tabanı daha eşit bir şekilde pişecek hem de tepsimiz kirlenmeyecektir. Ardından hamuru tezgaha alalım. Önce 2'ye, daha sonra her bir parçayı da 6'ya bölerek toplamda 12 parça hamur elde edelim. Bu şekilde böldüğünüzde kolaylıkla birbirine eşit parçalar elde edebilirsiniz. Bu 12 parçanın her birini dıştan içe doğru yoğurarak beze haline getirelim. Hazırladığımız bezelerden her birini tezgaha alalım. Sırayla oklava veya merdane yardımıyla yarım santimetre kalınlığında olacak şekilde açalım. Açtığımız hamura önceden hazırladığımız tahin ve şeker karışımından her yerine gelecek şekilde kaşığın arka tarafıyla yaydırarak sürelim. Bezenin boyutuna göre bu miktar değişebilir fakat yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tahinli karışım yeterli olacaktır. Daha sonra hamurumuzu rulo şeklinde saralım ve yuvarlayarak uzunlaması olacak şekilde biraz inceltelim. İncelttiğimiz hamuru çevirerek kıvıralım ve kendi etrafında dolayarak şekillendirelim. Hamur o kadar kolay açılıp öyle güzel şekil alıyor ki sizler de bu işlemi gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sizin için bir tane daha göstermek istiyorum. Yarım santim kadar açarak incelttiğimiz hamura tahinli karışımdan sürelim. Rulo şeklinde saralım. Daha sonra elimizle yuvarlayarak uzunlamasını inceltelim. Her iki ucunu farklı yönlere çevirerek buralım ve kendi etrafında dolayalım. Tüm bezelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Çöreklerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizelim ve tepsi mayası için 15 dakika bekletelim. Çöreklerin üzerine bir adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürelim. Son olarak çöreklerimizin üzerine hafif iri bir şekilde çektiğimiz cevizden serpelim. İsterseniz cevizle birlikte susam da serpebilirsiniz. Susam da bu çöreğe çok yakışacaktır. Tahin
Aynı çöreklerimizi 180 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 30 dakika pişirelim. İlk sıcaklığı çıkan çöreklerimiz servise hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim çok lezzetli bir çörek tarifi. İnanın görüntüsü kadar lezzetine de bayılacaksınız. Hatta cevizi üzerine serpmeden tahine karıştırarak da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Tarifi denerseniz Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle fotoğraflarınızı paylaşmayı unutmayın. Ayrıca henüz kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve yeni gelen tarifleri de kaçırmamak için zile tıklarsanız çok sevinirim. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.